Herkese merhabalar sevgili seyirciler. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Şu anda Beylikdüzü'ndeyiz ve yıllardır bir tüketici olarak hem takip ettiğim hem örnek aldığım bir organizasyonun baş mimarıyla birlikteyiz. Malumunuz hepimiz tüketiciyiz sevgili izleyiciler. Ben de ve izleyicilerimiz de. Ümit ediyoruz ki bir tüketici olarak en iyisini, en güzelini almak, en güzelini yemek, en güzel yerde oturmak hepimizin temennisi elbette ki. Bu mimariden bakıldığında işini en güzel yapanların da elbette ki hani marifet iltifatı tabidir derler ya, bu çerçevede ödüllendirilmesi gerekiyor. Yani tüketici olarak ve üretenler olarak en güzel kim yapıyorsa onların taşlandırılması lazım. İşte bu duygudan yola çıkarak bundan 31 yıl önce tüketici zirvesi start aldı. 31 yıl önce başlayan adı Uluslararası Tüketici Zirvesi olan zirvenin bu yıl 32.si yapılacak sevgili seyirciler. Organizasyonun baş mimarı Sayın Fahri Ustaoğlu Beyefendi ile beraberiz. Fahri Bey merhabalar. Merhaba. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fahri Bey, 32.si yapılacak, dile kolay. Nasıl başladı bu serüven? 32 yıl öncesine döndüğümüzde nasıl başladı, nereden çıktı? Tüketici hakları insan hakkıyla eşdeğer haklardan biri. Tüketmek, insanın doğduğu andan itibaren ölünceye kadar yaptığı işlemdir. Tüketici sadece yiyip içen, giyinen değil, aynı zamanda hayatı da yaşayandır. Çevreyi korumak da bir tüketici hakkıdır. Onun adil alışveriş yapabilmesi, bilgilenmesi de temel tüketici haklarından biridir. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Dolayısıyla tüketici hakkı medeniyetin getirdiği bir şeydir. Tüm medeni toplumlarda tüketici hakları ile ilgili çalışmalar yapılmış. Bu konuyla ilgili dinimizin de ortaya koyduğu ciddi kurallar ve ciddi yasaklamalar var. Haramlar, günahlar var. 1800'lü yıllara kadar insanlar ürettikleri ürünü daha rahat satabiliyorlardı. Çünkü 1800'lü yıllara kadar toplu üretim yoktu. Dolayısıyla tüketicinin araştırmaya, geliştirmeden ziyade o ürünü üreten ustayla yakın ilgisi vardı. İyi bir ayakkabı ustası, iyi bir gıda, iyi bir işte aşçı o ürünün kalitesiyle ilgili bize bilgi veriyordu. Siz de soyadınız Ustaoğlu olarak bu işin ustasısınız. Şöyle bir şey söylemek lazım. Dolayısıyla bu süreç bize tüketici korumasındaki temel faktörlerden birini ortaya çıkardı. Evet. Marka. Evet, markalar. Yani tüketici korumasındaki temel unsurlardan biri markaydı. Biz tüketicinin bilgilenme hakkı var, temel haklardan biridir. Evet. Ve ürün çeşitliliğinin bol olduğu bir dönemde tüketici satın alacağı malla ilgili maalesef yalnız kalmıştım. Bu konuyla ilgili yani yaklaşık 100 yılı geçen bir süredir, 150 yıla yakın bir süre tüketiciler kendilerini nasıl koruyabileceklerini düşündüler. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar da yapıldı ve hatta tüketici hakları ile ilgili yapılan bu çalışmalar çoğu zaman yasal olarak kabul edilmedi. 1961 yılına kadar tüketicilerin birbirlerine deneyimlerini paylaştıkları platformlar suç platformları olarak kabul ediliyordu. Yani zor bir dönemdi. 15 Mart 1961 yılında Kennedy'nin başlattığı bir şeydi. Tüketicilerin de hakları vardır sözüyle başlayan bu süreç Türkiye'de ise bizimle birlikte başladı diyebiliriz rahatlıkla. Türkiye'nin ilk tüketici ismiyle dergisini yayınladık. Tüketici dergisini yayınladık. Tüketici haklarını anlatmaya kalktık. Tüketicilerin satın alabilecekleri ürünlerle ilgili günlerce uğraşarak elde edebilecekleri bilgileri biz araştırarak sayfalarımızda yer vermeye başladık. Ürünlerle ilgili mukayeseler yaptık. Hatta bu konuyla ilgili zaman zaman davalar açıldı. Çünkü ticaret hukukuna göre, o dönemki ticaret hukukuna göre ürünleri aynı ürünle ilgili, aynı sektördeki ürünlerle ilgili fiyatlarını mukayese ederek yazmak da suçtu. Yani hatta bütün alışveriş merkezlerinde, dükkanlarda, bakkallarda, mağazalarda, bayilerde satılan mal
geri alınmaz yazıyor. Evet, evet, evet. Hatırlıyorum az çok ama nereden nereye gelinmiş o süreci siz anlatırken şöyle bir film şeridi gibi gözümün önden geçti. Gerçekten şu an aldığımız herhangi bir üründen hoşnut değilsek, memnun değilsek geri iade edebiliyoruz. Muhteşem bir gelişme. Bu gelişmede çok büyük emeğiniz olmuş. Peki Türkiye'nin dışında kaç ülkede yapıyorsunuz Fahri Bey? Avrupa ülkeleri tamamında tüketici hakları ile ilgili konferanslar ve zirveler gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Bunun dışında dünya deli aşırı ülkelerin birçoğunda çalışmalarımızı yaptık. Uzak Doğu'da dahil buna. Yani Malezya'dan, Kuala Lumpur'dan Singapur'a, Singapur'dan Tayland'a, Tayland'dan Pekin'e. Pekin'den Tokyo'ya, Tokyo'dan St. Petersburg, Rusya'ya ve Amerika'daki Los Angeles'tan New York ve Washington başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tüketici hakları ile ilgili, kalite ile ilgili bilgileri paylaştığımız Harika. Ve iş imkanlarını birlikte doğurduğumuz bir çalışma gerçekleştirdik. Hmm. Çünkü üretim zor ve maliyetli bir iş. Evet. Üreticinin tabii katlandığı riskler de var. Tüketici riske katlanırken üretici de evet, ciddi evet. bir riske katlanıyor. Tabii. Şunu dedik, tüketici hakkı üreticinin ayakta kalabilmesinin temel faktörüdür, esasıdır. Tüketiciye saygı göstermeyen markanın, tüketici haklarına saygı göstermeyen markanın ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Evet. Biz aslında dedik ki bir sinemaya gittiniz, afişinde size vaat edilen bir şey var. İşte güzel bir eğlence ya da güzel bir aksiyon ya da güzel bir gerilim neyse. O İki saatinizi ayırdığınız, zamanınızı harcadığınız, zamanınızı tükettiğiniz o iki saatiniz eğer boşa gittiyse, size vaat edilenle gerçekleşen aynı şey değilse bunun tazmin edilme hakkı olmalı dedik. Ve standartların da mutlaka belirlenmesi gerekir dedik. Mesela cep telefonlarına çok hızlı bir süreç yaşadık. Birçok kişi cep telefonu kullanıyor biliyor. Telefonların fiş yerleriyle ilgili farklı ince, uzun, kalın vesaire şeyler kondu. Dolayısıyla dünyadaki standardı birlikte hareket, üreticilerin de birlikte hareket ederek çözmesi gerektiğine inandık. Ne kadar da güzel bir çalışmaları imza atmışsınız. 32 yıldır süren tüketici hakları ile ilgili çalışmamız bu yıl çok daha güçlü bir altyapıyla yeniden toplumun sorunlarını gündeme getirecek. Çünkü bu yıl dijital ekonomi ve toplum konusu gündeme getirilecek. Harika. Bu yıl ikincisi düzenleniyor Fahri Bey ve yerini ve saatini bir öğrenelim tekrar. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'dür bugün. Evet, 15 Mart. Evet, evet. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek ve tüketici ürün ve hizmet sunan markalar deneyimlerini, tüketici hakları ilgili çalışmalarını ve dijital ekonomideki gelişmeleri ve teknolojinin tüketici tercihleri üzerindeki etkilerini tekrar bu toplantıda bir platform halinde yeniden tartışma imkanı bulacaklar. Harika, harika. Evet değerli izleyiciler, bilinçli tüketici olmak gerçekten hepimizin en önemli olmaz olmaz vazifesi diyelim. Fahri Bey'in mihmandarlığında böyle güzel organizasyonları yapan herkese canı gönülden bütün tüketiciler adına kutluyorum. Teşekkür ediyorum ve 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan tüketici zirvesinde görüşmek dileğiyle diyelim. Başarılarınız daim olsun diyelim. Bir cümle daha söylemek lazım. Tabii biz markalarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Markaların algı araştırmasını yapıyoruz. Hı-hı. Markalar çünkü aynen canlı gibidir. Nüfus cüzdanı gibidir. O nüfus cüzdanına bakıldığında onun GBT'si vardır. Hı-hı. Geçmişi vardır. Evet. Biz o markadan ne anladığımızı tüketicinin zihninde ne kaldığını görmek istiyoruz. Evet. Çünkü her marka aslında insanın şuurunda kiraladıkları bir zemindir. Markaya yatırım yapan kuruluşlar tüketici aldatamazlar bilerek en azından. Tüketici zirvesi olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılara dünyadan Türkiye'ye birçok önemli ismi Türkiye'ye davet ettik. Evet. Yaptığımız yani çalışmalardan geldi. Çok önemli isimler. Bu yıl ise toplantımıza Hollanda eski başbakan yardımcısı ve ulaştırma bakanı katılacaklar. Harikulade. Yani, yurt dışından her sene konuklarınız oluyor. Londra'dan ciddi bir katılım var. Yine Türkiye'den de sektör temsilcileri bu toplantıda bulunacaklar. Ve marka araştırmamız sonuçlarına göre de tüketiciye güven veren markalar bu yıl ödüllendirilecek. Harika. Yani tüketici kalite ödülü adını verdiğimiz bu çalışma tüketiciye güven veren markalara verilen bir ödül olarak harika.
Çırağan Sarayı'nda ödül töreniyle bir de gerçekleşmiş olacak. Evet, 15 Mart'ta sevgili seyirciler, 15 Mart'ta bir güzel organizasyonda hep birlikte olmak ümidiyle gününüz güzel olsun. Hoşçakalın.